FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik karşılıklı suçlamaların ardından tartışmalara dahil oldu. Hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. 2002-2006 yılları arasında görev yapan eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden FETÖ'cüleri temizlemediği gerekçesiyle eleştirilen Özkök, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu. O zaman adı cemaat olan Fetullahçılığın suç olmadığını söyledi. Evet, bana diğer bir yanlış yüklenmede görevim sırasında Fethullahçıları ordudan atıp atmadığımdır. Aslında diğer bazı komutanlara da aynı konuda sorular yöneltiliyor. 2002-2006 yıllarında o zamanki adıyla cemaat olan Fethullahçılık kanunen bir suç değildi. Kanunun suç olmadığı bir konumda olan kişiye ordudan atmak gibi ağır bir ceza verilebilir mi? Bazı FETÖ'cü isimleri irticai örgüt bağlantılarından emir aldıkları gerekçesiyle ordudan ihraç ettiklerini iddia etti Özkök. Ancak şerh koyuluyordu dedi. Anayasa gereği yaş kararları yargı denetimi dışında tutulduğundan ihraç edilenler yargıya başvuramıyorlar düşüncesiyle o zaman yaş üyesi başbakan ve Milli Savunma Bakanı kararlara şer koyuyorlardı. Umarım şimdilerde Fethullahçılar niye atılmıyordu diyenler bu açıklamalarımı düşünürler. Fetö ile ilişkisinin olmadığını belirten Özkök, kendilerini çok iyi saklayan bu kişilerin bu kadar çok olduklarını benim dönemimde değerlendirebildiğimizi düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Kumpas davalarına tanıklık yapmadığı eleştirilerine de yanıt veren Özkök, "Çağrı üzerine Ergenekon davası için soruşturma yapan savcılara İzmir Adliye Sarayı'nda tanık olarak 7 sayfa ifade verdim." diye konuştu.